kemik içeriye doğru alıp bu ortadaki boşluğu doldurup şurayı alçaltacağız, burayı biraz yükselteceğiz. Bence mesela böyle olsa mutlu olursun. Bir tık. Kesinlikle. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Dan bakayım. Burun kanallarımı. Evet. İçeride varmış. Şaka yapıyorsun. Evet. Doktorla konuştuk çıktığında. Gelecekmiş olabilir azından. Oley. Oley. Ulan vücudum her şey yetiyor. Bu ne ya? Kimin burnu bu? Vay. Abi. Merhaba. Burun ameliyatı oluyorum. Şimdi doktora gidiyoruz. Sevgili erkek arkadaşım şoför koltuğunda her zamanki gibi. Şişli'ye gidiyoruz maalesef. Umur'un ofisi Şişli'de. Şişli ve Mecidiyeköy gerçekten İstanbul'un kara delikleridir diyebilir miyiz? Ameliyat ne zaman? 18 gün sonra. Burnuma bakacağız. Bundan ne olur? Bu burun ne hale gelir? Biraz tabii ben size şeyden de bahsedeyim. Daha önceki geçirdiğim 400 lira yaptırdığım burun ameliyatımdan. 19 yaşındayken buraya burnumu hatta ilk halini de koyarım. Bir tane fotoğrafım var. Öyle söyleyeyim. Yani büyürken o kadar nefret ediyordum ki kendimden ve de burnumdan. Burnumu yandan bir kere çekmişim. Onu da doktora göndermiştim zaten. O zaman burnumu yapan doktora. Babamın kulak burun boğazcısı bir doktor. Yaparız abi demişti. Ben de çok heyecanlanmıştım. Abi sen bir şey verme. Anestezi parasını ver. O zamanın parasıyla. Yaparız demiş ki ben bile yaparım. Ben de babama güvendim açıkçası. Babam dedi ki ya Nihat çok iyidir işte çok iyi yapar falan. Tamam dedim 19 yaşındayım kiloluyum. Ağzımda tel var mı emin değilim. Çıkmıştı galiba. Gözlüklüyüm hani ve özgüvenim çok az. Öyle bir karakter düşünün. Çok uygun fiyata babasının da güvendiği bir doktor var. Tabii ki okey dedim. Ameliyat gerçekleşti. Başta bir tanyeli burnu oluştu yani. Şöyle kalkık ve şişik. Sonra yavaş yavaş o burun düşmeye başladı. Bu kemik yamulmaya başladı. Burnun ucu aşağıya bakmaya başladı. Sonra bu oldu. Şöyle bakın şurada bir çizgi gibi bir şey var. Bu böyle aşağıda. Burun tutulmuyor. Yani şurası asla burnum tarafından desteklenmiyor. Çünkü adam çok törpülemiş. O zaman hiç unutmuyorum. Ucuyla çok uğraştım falan dedi. Orada bir bokluk olduğunu anlamam gerekiyordu. 9 sene sonra buradayız. Yani 19 yaşından 28 yaşına. Çünkü işte kilo vereyim dedim. Yüzüm iyice otursun dedim. 2020 Ekim'de olacaktım. Annemler Covid Movid var kızım olma dedi. O zaman vakalar artmıştı zaten. Yani bir artıyor bir düşüyor. Olmadık. Artık dedim yani 2022 burnumu yaptıracağım yetti. Çünkü şeklinden de öte özellikle Covid olduğum dönemde hiç nefes alamamaya başladım. Burnum sürekli tıkalıydı. Gece uyurken zaten ağzım 5 karış açık uyuyorum. Sabah uyanıyorum ağzım kupkuru böyle kalitesiz uyumuşum hissiyatı. Sol tarafım bence %10 falan nefes alıyor. Ve böyle bir tık genizden konuşma durumum olduğunu da düşünüyorum. Bütün bunlar artı şeklini beğenmiyor oluşum zaten yeterli yani ameliyat olmam için. O yüzden bir revizyon ameliyatı olacağım. Şimdi de Umur'a gidiyoruz doktoruma. Bir muayene edecek. Hani nasıl yapalım? Şurayı kaldıralım, burayı bilmem ne yapalım. Fotoğraflar çekilecek. Öyle. Heyecanlıyım ve gerginim bir tık. Evet şimdilik bu kadar. Umur'un ofisinde eğer varabilirsek görüşürüz. Selam. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Kaç yaşındasın? 28. Kronik bir hastalığın var mı? Yok çok şükür. Düzenli kullandığın bir ilaç var mı? Hayır yok. Daha önce burun ameliyatı oldun. Bir kere oldun. Oldum. 9 sene önce oldum. Burun tıkanıklığın var mı? Var. Bayağı şiddetli herhalde vardı işinden anladım. Sol tarafım özellikle artık bence nefes almıyorum soldan yani. Evet. Ve hep ağzım açık uyuyorum. Hani hastalık olsun olmasın. Şimdi burnunla ilgili düşüncelerini alalım bakalım. Al. Burnunla... Rahatsızsan ne düşünüyorsun yani? Beni en çok neresi rahatsız ediyor? Ucu. Yani şu... Çok düşük. Çok düşük ucu. Garip bir görüntü var. Hı hı. Yani neden? Ters V deformitesi olmuş. Orası ne olmuş? Ters V. Ters V. Yani burnumun tamamından rahatsızım aslında görünüş olarak ama hani işe de yaramıyor burun yani. Hadi bakalım fotoğraf çekelim. Şimdi fotoğraflar çekildi. Bir de buruna bakalım. Orada yani hassaslığım var %100 yani. Burada boşluk doldurma yapacağız. Hı hı. Çünkü kemiklerin arası boş kalmış. Biraz da eğriler. Şurası çok dar ya ince. Hı hı. Bundan dolayı esas nefes alamıyoruz. Deviasyonumuz da var. Kemik kırdak eğriliği
büyük oranda duruyor aslında. Baksana benden nefes almıyor gibi gözüküyorum sanki. Ne diyorsun? Aslında sağ taraf daha da tıkalı gibi ama sen sol taraf öyle mi? Bir de acaba yanlış mı hissediyorum emin de değilim. Her türlü tıkanık ama sanki. Ya sonuçta bir düzensizlik, uyumsuzluk var yani. İçerisinde her arkada darbe eğri. Şimdi şurayı da temelde doldurulması gereken bölge burası. Şu burun kanatların çok güçsüz. Evet. Bence mesela böyle olsa mutlu olursun. Kesinlikle. Bir tık daha kısaltmaya çalışacağım ameliyatta. Yani kısaltılabilir diye düşünüyorum. Böyle burnumun ucu çok kalkık olmasın. Delikler çok gözükmesin. Tek isteğim o. Ve yani nefes alabileyim. Yani düzgün nefes alayım. Bundan daha iyi nefes alayım en azından. Ağzım açık uyumayayım yani. Ucunu yukarı kaldırıp burayı alçaltıp burayı yükseltip karşıdan bakınca da şu orta çatı bölgesi diyoruz, kıkırdak kısmını genişletmemiz lazım. Hava geçen alan daha geniş olsun diye. Yani burun tıkanıklığının temel problemi, temel nedeni o yaşadığın burun tıkanıklığı sorununun. Peki o gördüğün ters ve deformitesinin temel nedenlerinden birisi şunun dışarıda kalması bu kemiğin. Evet. Yani bu kemiği içeriye doğru alıp bu ortadaki boşluğu doldurup şurayı alçaltacağız, burayı biraz yükselteceğiz. Gibi yani anlatılabilir kısmı böyle. Bir de tabii burayı genişleteceğim. Bak burası çok ince bir çizgi halinde kalıyor. Bu evet. Bazen hatta insanlar neden geniş görünüyor ameliyattan sonra neden geniş görünüyor diyorlar. Evet, evet ben yani de aynı şeyi işte sordum. İşte nefes için nefes yani. Için. Yani bu kadar dar ve ince olduğu zaman böyle o zaman işte nefes alamıyorsun. Hakkımızda hayırlısı. böyle ameliyata mı girilmiş? Ameliyata hep böyle giriyorum. Elimden gelen en iyisini yapacağım, emin olabilirsin. Evet evet, ondan hiç şüphem yok zaten. Öncesinde ne yapmalıyım, ameliyat esnasında kaç saat sürecek, ne kadar iyileşeceğim falan onlar. Ya şimdi şöyle, süreçle ilgili, bir kere öncesinde ekstra yapman gereken, yani standart bir şey yok. Ameliyattan 2 gün önce gidiyorsun, kan testlerini veriyorsun. Anestezi doktoru seni muayene ediyor. Zaten kronik bir hastalığın olmadığını, düzenli ilaç kullanmadığını hepsini not aldım ben. Sonra ameliyat günü sabah hastaneye gidiyorsun, yatışını yaptırıyorsun. Biz gelip seni yatağında görüyoruz, son kez bir isteğin var mı diye soruyoruz. Son kez? Aynen, son isteğin varsa onları alıyoruz. Onun dışında bir gece tabii hastanede kalırsın. Eğer kaburga alırsak bir tık daha yani. Bu bölgede ağrın olur. Çoğu zaman burun bölgesi ağrımaz. Hani %10'unda 10 tanesi belki benim ağrım oldu diye şey yapıyordur. Onun dışında tek insanların rahatsız olduğu şey konforsuzluk süreci. Yani bir hafta burunda alçı oluyor. İşte biraz nefes alamıyorsun. Aynen. Biraz şişiyor. Hala alçılı mı yapılıyor ya? Alçı değil yani. Termoplastik split dediğimiz bir plastik var. İşte sıcak suya atınca şekil yumuşuyor. Onu koyup o şekli alıyor. Yani. Tampon yerine ne geldi? Bunun içine de silikonlar koyuyoruz. Yeni ne geldi? 9 senede ne değişti? 9 sene önce de bunlar vardı ama ya. Bunlardan koymuşlardı. Koymadılar. Hayır, bayağı gazlı bez gibi bir şey koydular. 4 saat sürecek dedin operasyon. Bir gece hastanedeyim, sonra gidiyorum. Aynen, bir hafta sonra görüşüyoruz. Aynen öyle. O kadar. Yapmamı istediğin vitamin al. Bütün hepsini sana bizim bir şeyimiz var. Heh. Reçeteyle beraber neyi nasıl yapacağını anlatan kağıt vereceğiz sana. Ha, instructions form. Onu okursun, aynen birebir uygularsın. Sonra da birinci hafta alçan alttan sonra da şey veriyorum zaten. İşte bundan sonra ne yapacaksın işte ödem çözücü, jeldir, bilmem hepsi burada yazıyor. Ekstra işte yok ben yeşil çay içeyim falan filan o işlere hiç girme. O zaman 17 Şubat'ta görüşürüz. Aynen 17'sinde. Teşekkür ederim. Rica ederim var mı başka merak ettiğim bir şey? Başka hiçbir şey yok. Hadi hayırlısı. Amin. Hepimiz için. Evet ya öf sonunda olacağım. Amin. Günaydın. Bugün ameliyat günü. Korkunç bir trafikteyiz. Karşıya geçmeye çalışıyoruz. Marla. Tey kız. Umurunda değil. Marley Burakcan'ın ailesinin evine bırakacağız. Sonrasında hastaneye gideceğiz. Biraz geç kaldık. Buruna bir yakından bakalım son kez. Bakın. Şurada çizgi var. Orada kemik çıktı. Şuradan da belli oluyor. Şuradaki kemik. Bu zaten düştü. 3 yıldır yeni halime alışmıştım. Şimdi bu halime alışacağım. Merak ediyorum. Nasıl bir tip olacağım. Starbucks. Bu hastane hiç beklemediğim kadar yoğun. Bayağı Starbucks'ta biz kalkınca millet gelip oturdu yani. Evet herkes estetik yaptırıyor bu arada. Odaya geldik, oda hayvan gibi. Ben bu kadar büyük beklemiyordum. Daha önce otel yapılacak diye burası yapılıp hastaneye dönmüş. Neyse ben şöyle size küçük bir oda turu. Bu arada odamız değişecek yani niye oda turu yapıyorsam. Ama aynı olacak dedi odalar. Bizi bekletmemek adına şimdi bu odaya aldılar.
Burası böyle kocaman, duşlu muşlu. Şöyle. İşte terlikler, merlikler, burada oturma alanı. Buraya bana 10 kişi ziyarete gelebilir yani. Burası Burakcan Uygur'un uyuyacağı yer. Burası yatak. Ben bu odayı sevdim ama Avrupa konutlarının bütün havuzlarına bakıyor. Şuraya bakın. Düşer mi yazıyor? Düşer yazıyor. Düşme riski olan hasta yazıyor. Evet, damar yolum açıldı az önce. Çok acımadı ama böyle bir el üstüne açılan damar acısı diye bir şey var. Ah, biraz acıyor ya. Durduğu yerde de acıyor. Beni bir yarım saate falan bence alırlar. Birazdan Umur da gelir, asistanı da gelir diye düşünüyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bana söylemek istediğim şey var mı diye. Söylemek istediğim şey, burnumun ucunu küçültürsek çok mutlu olurum. Şimdikinden daha küçük olacak kesin. Ve çok kalkık olmazsa evet, çok kayıtlara geçerken böyle demeseydik iyiydi. Ay nasıl olacak bilmiyorum, heyecanlandım biraz ya. Ben de bilmiyorum. Gel bir otur. Yani göreceğiz yani. Ben de bilmiyorum, yüreklere su serpti. Bak bakalım burnuma. Büyük ihtimalle kabuk alacağız. Kes be kral, biz alışkınız kesilmeye. Yani sonuç olarak elimizden geleni yapacağız. Bu tabii ki daha küçük olacak inşallah. Ben onları yiyelim. Olur. Şöyle içeride bulunur. 7 saat yok. 7 saat. Rahat. Ardından çıkış anestezi falan böyle 2-3 saatte oradan... Ufak saçmalar mı, ne diyorsun? Yeriz, kesin saçmalar. Minik. Büyük saçmalar. Büyük saçmalar diyorsun. Saçmalar. Heyecanlı bir bekleyiş olacak ya. Kanalıma hoş geldiniz. Tamam, hoş geldiniz. Merhaba. Dön bakayım. Burun kanallarıma. Arkamda gözüküyor mu kız? Buyurun. Teşekkür ederim. Evet. Gidiyor muyuz? Vay be. Koskoca Zeynep Çetin. Ben hiç ameliyat olmadım. Hayırlısı olsun. Hiç ameliyat olmadın mı? O narkozu bilmiyorsun yani. İnşallah hiç olmazsın kuşum. Zannetmiyorum yani. Migros'a da olsaydı götürmüyor musun? Yoo işte. Görüşürüz. Görüşürüz. Bol şans. Bol şans. Bir şey yiyip içmenizi istemiyoruz. Buz uygulamaya başlayacağız. Saat başı 15 dakika kaldırdıktan sonra 1 saat sonra tekrardan. Onun haricinde 15 dakika, 45 dakika dinlenmiyor. Aynen öyle. Bir deniz suyu yazmıştır Umur Hoca. Deniz suyu temizlemesi yapacağız biz aralıkta. Şu pansuman da olabilir. Kanla çok normal. Başı biraz daha yüksekte tutacağız. Oral açıldığı zaman, yani yemek yemeye başladığı zaman bol bol sıvı içmesini tavsiye ederim. Çünkü anesteziyi daha rahat alırsınız idrarla. Ayrıca boğazınız birazcık kuruyabilir, o da açılır. Ay, teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman görüşmek üzere, geçmiş. Teşekkür ederiz. Nasılsın? Gayet iyi geçmiş. İyi geçmiş mi? Evet, ve geçmiş. Almamışlar kıkırdak falan. Evet, evet, içeride varmış. Şaka yapıyorsun. Evet. Doktorla konuştuk çıktığında. Gelecekmiş olabilir. Oley. Bir çünkü bir şey hissetmedim kavramda. Şu anda gayet iyi duruyorsun. Yeterli doku varmış burnunda. Evet. Oley. Ulan vücudum her şey yetiyor. Nasıl geçti? İyi, gayet güzel geçti. Güzel oldu. Güzel oldu. Ben çok beğendim. Fotoğraf var mı? İstersen şu göstereyim şimdi sen. Bu ne ya? Kimin burnu bu? Vay. Oha, burun deliklerine bak. Nefes alacağım gibi duruyor. Nefes alırsın diye düşünüyorum. diye düşünüyorum. Uyuyana kadar saatte bir 15 dakika buz koyuyorsunuz. Yarın buz koymaya gerek yok. Onun dışında burundan sıntı şeklinde kan gelebilir. Bu buraya yapıştırılan şey onun için. Kirlendiği zaman çıkarıp atıp yenisini yapıştırıyor hemşire. Bir süre sonra bunu açık bırakabilirsin çünkü bunun içine krem falan da süreceksin. Aklına geldikçe burnundan derin nefes çek, çek bakalım bir. Tamam, gayet güzel. Alıyorum. İçeride kan pıhtılaşmasın, birikmesin diye çekmekte fayda var. Okay. Mümkün olduğunca hani açık kalır, senin için daha konforlu olur ama bu süreçte bir haftada işte bir yerden sonra tıkanıyor genellikle. Ondan sonra da idare edeceğiz artık olduğu kadar. Nasıldı burnumun içi peki? Yani burnunun içi... Çok merak ediyorum. Yani ameliyat olmuş bir burun gibiydi. Burnu düşmüş sonra da. Kaburga burnumdan aldı. Aynen, yani içeride dediğim gibi hiç kıkırdağı ellememişler. Sadece üstünde fazlalık varsa o alınmış ilk ameliyatta. İçine hiç dokunulmamış. O yüzden kıkırdak vardı yani. Uğraşmayarak. Yani gerçi gene ucu ucuna yetti. Çünkü bir sürü yere koymak gerekti yani. Ama yetti yani sonuçta. Çok iyi. Tamam. Eline sağlık. Hadi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Dur gülme.
Helal olsun sana be. Koş be. Koş. Merhaba. İyiyim. Çok şişmemişim ya. Okey, normal bir şişme bence. Şimdi ağrı kesici geliyor damarda. Harika bir şey. Uyuyacağım biraz galiba. Biraz uyumak istiyorum. Biraz başım dönüyor ama okeyim ya. Hapşıracak mıyım? Ay, ben böyle kan fışkıracak sandım bir an. Zordu. Ay, tutacağım dedim tutamadım. Selam, bugün günlerden cuma. Saat 1:30, birazdan taburcu olacağım. Son bir ağrı kesici yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Eve gitmeden dedim böyle güzel bir karışım yapın bana, rahat edeyim. Burnumun %70 tıkalı olması dışında hiçbir problemim yok. Neredeyse morarmadım bile. İlk ameliyatım çok daha zor geçmişti. Hani revizyon olmasına rağmen böyle geçmesine çok şaşkınım. Ben daha kötü bekliyordum. Kaburgam açılmadı, kulağımda kıkırdak alınmadı. Ameliyatta burnumun içindeki kıkırdaklar yeterli gelmiş. Çok sevindim çünkü daha ağır geçirebilirdim yani farklı yerlerde açılan yaralarla vesaire. Hiç ağrı da çekmedim dünden beri. Uyumak biraz zor oldu gece. Çok normal. Ameliyat herhalde 4 saate yakın sürmüş. Girmem çıkmam 5-5,5 saati bulmuş gidiyor. Hiçbir komplikasyon, hiçbir sıkıntı yok. Bir hafta böyleyiz. Bu alttaki tampon ara ara aşağıya kan geliyor onun için. Bu da çıkacak bir iki güne. Bu da haftaya çıkacak bir hafta sonra. Gelin evi izliyoruz da hastanede. Öyle şimdi Burakcan'ın ailesinin evine gideceğiz çünkü onlar Bakırköy'de oturuyor. Biz de şu an Halkalı'dayız. Daha yakın olacağı için onlar bana bakacak sağ olsunlar bu akşam. Marliçko da orada. Bakalım beni görünce ne yapacak çok merak ediyorum. Öyle başka bir güncellemede görüşürüz. Selam. Ameliyat sonrası ikinci günden herkese merhaba. Yani gördüğünüz gibi birazcık böyle göz içlerinde morarmalar oldu. Çok normal. Yani ben size şöyle söyleyeyim. İlk ameliyatımda bunun 5 katı falan daha kötüydüm. Revizyon olmasına rağmen böyle geçiyor olması bence çok iyi. Marla 2 gündür suratıma bakıyor. Hayvan tabii şok oldu. Bir yandan ben olduğumu biliyor ama bir yandan da kendime benzemiyorum. Ama yanımdan da ayrılmıyor yavrum. Şu tatlılığa bakın. Gece yani 2-3 kere uyandım tabii ağzım kuruluğuna bilmem neye. Sürekli sterimarla burun içlerimi temizliyorum. Eskisi gibi değil, tamponlar silikonlu ve delikli olduğu için nefes alabiliyorsunuz. Tabii ki aşırı konforlu mu değil. Yine de nefes alabiliyorum. Size ilaçlarımdan biraz bahsetmek isterim. Bir kere sterimar, deniz tuzu suyu ve İlyadin. Bu çok kullanmayı bağımlılık yapıyor diyorlar ama çok tıkanırsam bundan kullanıyorum. Terabisin ameliyatın ikinci gününden itibaren yani bugün itibariyle kullanmaya başlayacağım. Aslında göz merhemi olan ama burnumun kenarındaki pıhtıları yumuşatması için kullanılan bir şey. Hapşırma engelleyici çünkü hakikaten hapşırıyorsunuz burnunuzda bir madde olduğu için. Standart vermidon var, ağrı kesici. 5. günden sonra da Arveles'e geçin dediler. Bir de bir adet antibiyotik. Bir hafta bu ilaçlar uygulanacak. Ay bir de şunu önereceğim. Burakcan'ın kardeşi bana getirdi bunu. Dudakları çok kuruyor. Ağzım açık ayı gibi uyuduğum için. Batsız'ın böyle bir dudak koruyucusu var. Lip balmı neyse işte. O kadar iyi ki bugüne kadar aldığım, kullandığım her şeyden çok daha iyi. Anında yumuşatıyor. Ki hakikaten çok fena haldeyim yani. Dudaklarım çok kuru. İlaçlarım bunlar. İyileşme sürecim bence okey geçiyor. Çok sıcak şeyler de içmemek gerekiyor bu arada. Bir hafta falan ama işte böyle biraz ılık. İçmekte de sıkıntı yok diyebiliyorum. Bir kahve yapayım kendime. Beni sürekli YouTube yorumlarında Mikaloğlu'na benzetiyorlardı. İkimizin de aynı anda estetik olmamız çok komime gitti. Ama tabii o yani bayağı suratını değiştirmiş. Çok da güzel olmuş bence. Çok feminen bir suratı olmuş. Öyle istediyse bence çok güzel bir sonuç almış yani. Öyle işte. Ara ara güncellerim sizi yine yani güncelleyecek bir şey olduğu zaman. Çok bir şey yok şu an tabii hayatımda takdir edersiniz ki. Evet yıkandım. Çok mutluyum. Beklediğimden daha kolay oldu. Önce vücudumu yıkadım sonra kafamı geriye attım. Saçımı yıkadım yani. Tabii aşırı kaliteli bir duş deneyimi değildi ama en azından üzerimdeki ölü toprağını atmış hissediyorum. Bugün de böyle. Pazar bugün. Biraz ağrım var ama yani katlanılabilecek değil. Kişiler yer yatarım herhalde. Allah! Allah surata bak. Suratın yamulmuş yatmaktan. Anne yıkandı. Ay. Ay benim güzel kızım. Şiştim ha. Bugün biraz şiştim. Pastil aldım artık. Ayı gibi ağzım açık uyuduğum için. En güzeli bal limon çocukluğumdan beri. Sonunda beklenen gün geldi ve bunlardan kurtulmaya gidiyorum. Burakcan dün arkadaşlarıyla içmeye gitti. Beklemediği kadar sarhoş oldu ve dün biraz böyle kendisine
Çay yaptım, bir şeyler yaptım. Ama maalesef toparlayamadığı için ben tek başıma gidiyorum. Araba var zaten yani. Evet, halkalı biraz uzak ama bir şekilde gideceğim yani. Gidemeyecek gibi değilim. Ertuğ var. Oraya gelecek zaten arkadaşımız. Çok mutluyum. Tamponlardan kurtulacağım için dün artık çok tıkandım ben. Yani dedim ki çıksın artık. Ama çok rahat geçirdim ya yani. Anlat bakalım haftan nasıl geçti? Güzel geçti. Yani ilk ameliyatımdan daha rahat geçirdim. Dünyanın en saçma olayı. Hani revizyon daha ağır geçer. Ben her şeyi böyle kendimi kötüsüne hazırladım ama bayağı iyi geçti. Maşallah. Bir ikinci, üçüncü günde falan vermidon yerine artık Arveles'e geçtim. Çünkü bir tık ağrım vermidonu kesmediği noktaya geldi. Ama böyle ölüyorum, bitiyorum değil, rahat oturayım diye açıkçası içtim. Dediğin her şeyi yaptım. Hı-hı. Gayet rahattı. Sadece artık şu tampon hissiyatı beni biraz baydı. Şey olmadı. Bir kurtaralım sen. Yavrum bakalım. Kapatacağım. Tamam. Şöyle yapayım mı? Olur. Korkmuyorum canım, acıdı. Ah. Acıdı mı gerçekten? Evet. Her şey okey ol ama canım acıdı demem de çok iyi. Ne yapışmış be kardeşim. Kapalı yaptın değil mi sen bana? Yani plan aslında kapalı yaparım diye düşünmedim. Büyük ihtimalle açarız diye düşündüm ama baktım kapalı güzel güzel gidiyor. O yüzden açmaya gerek kalmadı. Yani genelde öyle yapıyorum. Bir bakıyorum işte hani her şey kapalı gidiyorsa. Ben var ya kesin dedim yani kaburga gidiyor. Kalktım yani ilk kaburgalarımı de, kontrol ettim. Girerken de sana dedim, hatırlıyorsan hani evet. Çok büyük ihtimalle alacağız kaburga diye ama öncesinde işte, de İlk ameliyatta hiç dokunulmamış burnunun içine. O yüzden hiç dokunulmadığı için de biraz bile dokunmuş olsaydı ucu ucuna yetti zaten kıkırdaklar. Hadi be. Dokunulmamış olması çok ilginç değil mi? Nasıl bozdun? İlginç tabii. Burnu o zaman. 400 lira olduğu için belki. Umur bana ne yapmış biliyor musun? Enflasyona göre hesaplayıp. Evet, kamera çekebilir. Dur sileyim, böyle çek. O yüzden blok oldu bir önünde zaten. Açı değiştirdim. Şöyle yapayım. Çok güzel olmuş. 1400 kaç lira? 1500 lira yapıyor değil mi bugünün parasıyla? Aynen öyleymiş. Nasıl olmuş o? Güzelsin de bir dur bakalım şöyle karşıya. Göremedim daha. Biz gördük. Heyecanlıyım. Göreceğiz, merak etme. Tamam. İçindekileri de alacağım. Of, içi çok fena bu arada. Yok ya, kolay oluyor merak etme. Beklediğim kısım. Ah! Dünya. Maskülatörlü alalım. Gayet de temizliyorum. Bayağı iyi bakmışsın eline sanki. Bir kabuk falan bırakmamışsın. Ah. Ay ya, bir haftadır. Bu anı bekliyorum. Sol. Rahatladın mı? Of, sen ne diyorsun? Ayna. Ayna ya, artık bakmak istiyorum. Abi! Tabii ki bu aşırı şiş ve... Biraz şiş tabii, istesem ama ayağı birinci haftada olabileceğimi bakıyorum bu kadar. Abi. İnanılmaz. Nefes alabiliyorum. Başka biri oldun ha Zeynep. Gerçekten başka biri oldum. Yaşını göstermeye başladın yani. Yani bir kere beni Orta Doğulu gösteriyordu. Fiona gibiyim bu arada. Shrek Fiona. Baksana. Ama şey yapabiliyorum. Hani böyle gözümle Photoshop yapıp küçültebiliyorum şu an ben bu burnu. Bir tık daha küçük olur. Yani incelecek ve küçülecek, merak etme. Yani şiş olması normal. Bantlayacağız. Bir korse etkisi olsun diye yeniden. Ha okey. Bantı kalsın istiyoruz. Ay nefes alıyorum ya. Nefes alıyorum, burnum küçük. Rahatladın değil mi? Şurayı, bu arada ben şurayı görmüyorum yani 9 senedir. Aşağı baktıkça ucu. Bu kadar mı? 5 günde bunun var dedin değil mi? Hı-hı. Sonra ben kendim bir çıkarıyorum. 5 gün sonra evet banyo yapıyorsun. Zaten bunlar ilk bantla kadar güçlü yapışmıyor. Aynen. Islanınca kendiliğinden çıkarlar. Aynanın karşısından azıcık sıyırırsın. Baksana morarman bile yok yani. Evet. Hiç morarmadım Umur. Şu göz içlerim bir tık kızardı. O da artık Umur Akıner farkı diyebilir miyiz be? O kısmını sesli söyleyebilirsin. Biraz daha yüce sesle. Altyazı ben geçelim. Yaptığım için falan. Yok, bazen tabii şey yapıyor yani burada bilgilendirme şeyi olduğu için. Ya bazen morarabiliyor yani, buna yapacak bir şey yok. Evet. İşte yani mümkün olunca nazik davranıyoruz morarmasın diye ama işte bazen oluyor bazen olmuyor. Hasta 3'te 1'inde morluk oluyor diyebiliriz.
Ama şişlik herkeste olur. Yani olmaması evet. imkansız. Sonuçta bu bölgede bir işlem yapılıyor. Şişliklerde yani erken hani böyle seni günlük hayata döndürecek düzeyde bir hafta 10 günde geçiyor. Ama tamamen geçmesi tabii aylara yayılan bir süreç. Tabii. Yine de işte bir ya da iki aydan sonra hani çok gözle görülür bir şey kalmıyor. Ondan sonra fotoğrafları yan yana koyduğun zaman ancak işte ya benim iki ay önce burnum daha büyükmüş, şimdi gittikçe küçülüyor gibi anlayabilirsin. Hı hı. Şimdi bugünden sonra ne yapacağımızı konuşalım. Şimdi okyanusunu çok güzel kullanmışsın. Yani burnun içi çok temizdi, eline sağlık. Bunu böyle 2-3 saatte bir önümüzdeki bir ay boyunca kullanmaya devam edeceğiz. Bir aydan sonra çeşme suyuna geçebilirsin. Yani ondan sonra çeşme suyu çekebilirsin burnuna. Bu arada okyanus suyu sıktıktan sonra da böyle nazikçe sümkürebilirsin. Sadece burnunu işte böyle çekiştirme, sümdürme. O hareketi yapmadan güçlü nefes vererek temizleyebilirsin. Teramisin göz merhemini burun deliklerinin için temizlemek için veriyoruz. Onu da gayet güzel kullanmışsın. 2 hafta daha böyle kullanacağız günde 2 defa. İşte siliyorsun, bir 5-10 dakika bekliyorsun kabuklar yumuşasın diye. Sonra Q-tip'le o kulak temizleme köpüğü söküyorsun. Yani şu kenarları değil mi böyle çok da içeri kadar girmeden? Aynen, çok derine girmene gerek yok. Tamam. Derin için başka bir nemlendirici vereceğim. Hı-hı. Başın yüksek yatmaya 2 hafta daha devam ediyorsun. Artık şey yapabilirsin ama sağa sola dönebilirsin serbest. Sağa sola dönerken dikkat edeceğin şey mümkün olduğunca iki tarafa da zaman ayırmaya çalış. Yani tüm gece boyunca tek tarafa sağa ya da sola yatma. Hep tek tarafa yatarsan şişlik o tarafta toplanıp burnuna el gibi gösterebilir. Dolayısıyla işte hani böyle 3 saat yatıyorsan uyanınca öbür tarafa dönmeye ben çalış. Ben dümdüz yatayım ya. Sağa sola. Öyle uğraşmaktansa bir artık sıcak tüketebilirsin. Çay, kahve, çorba. Bunlar i̇şte serbest. Kahve içiyoruz. Aynen. Nazal nem isimli bir burun damlası veriyorum. Bu kuruluk için. Çünkü ameliyattan sonra kuruluk hissi olabiliyor insanlarda, burun fizyolojisi değiştiği için. Bu bir çeşit yağ nazarlığı, buruna damlatılabilen bir yağ. Yani göz damlası gibi zaman, şöyle. Aynen, öyle damlatıyoruz. Aynısının spreyi de var. Kullanması daha kolay olabilir. O kabukları yumuşatacak ve kuruluk hissini giderecek. Günde iki defa her iki burun deliğine iki fıs ya da iki damla sıkarsın. Bir ay sonra senin işte kontrolün olacak bugünden itibaren. Süreçte aklına takılan her şey için zaten bize yazabilirsin, biliyorsun. Aynen. Bunların dışında maske var. Maske şöyle, şimdi maske iki opsiyon var. Şöyle bir maskem var, bir tık da bol. Aynen. Yani şurası da tel var mı? Yok. Telsiz, yani şöyle bizim için önemli olan şey burun ucunu aşağıya bastırması. Ama buraya hafifçe dokunmasından yana çok sorun olmaz. Teli şöyle geniş bükebiliyorsun dörtgen olarak. Böyle yanaklarına değiyor. Dolayısıyla burada bir boşluk oluşturuyor. Bu şeyler var N95'ler kitap gibi açılan. Aynen. O da böyle yanaklarına oturuyor. Onu da kullanmak kolay. Yani mesela burada aynen şey demonstratif olarak gerekirse. Uçağımızda dört edin. Şöyle kameraya böyle şeyler yapıp hostesle. Aynen. Böyle kullanarak buraya burnuna değdirmeden kullanabilirsin. Yani burada bir şey boşluğu. Orada küçük bir üçgen yaşam yaratacağım. Aynen. Burnun için. Aynen. Hayat üçgeni oluştur. Burnun hayatta kalabilsin diye. Yani basmasın böyle. Maske meselesi böyle. Yani birkaç ay sonra zaten esneklik kazanıyor. Hadi diyelim seninki revizyon olduğu için belki 6 aya kadar. Biraz böyle dikkat etmek lazım. Burun esneklik kazandığı zaman tekrar ondan sonra daha rahat davranabilirsin. Şu anda biraz serttir. Serttir. Başka konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Kameralara aşinayım. Kameraya bakıyor. YouTube kanalı da düzenleyelim. Var benim YouTube kanalı. Vallahi. Şey yapalım, ortaklık. Aynen. İşte. Ya bu arada burada tabii bir ortaklık yok. Bunu da söyleyeyim evet, sonra. Evet. Vergi şey. Parası neyse verdim. Aynen yani burada ortaklık yok. Yanlış bir şey oluşmasın. Evet evet. Şey için. Bu kanaldaki hiçbir ameliyatın para şey değil. Yani ortaklıkla yapılmadı. Hepsiyle gerçi de ödedim yani. Ama aynı zamanda tecrübe olarak paylaşıyorum. Yani. Şu an nefes alıyorum. Hiç umurumda değil yani. Domuz bir gözükse de burnumun ucu. Nefes almak da önemli. Ucu biraz İncek değil mi? İner merak etme. O domuz gibi görünmez. Hiçbir zaman kafana takmaya gerek yok. Ben şu an nefes almanın mutluluğunu yaşıyorum. Şekli hiç önemli değil. Şeklin oturacağını biliyorum çünkü yani. 9 yıldır ben burnu düzeltmek için bekledim yani. Zayıflamayı bekledim bir kere. Seni ama çok değiştireceğine eminim. Evet. Ya çenen hatları falan ortaya çıktı. Mesela ben fark etmemiştim. Senin çenende dolgu yok değil mi? Yok hiçbir mesela şey yok. Mesela şu şeyleri falan kötü. Ya 55 kilo verdim. Suratımda hiçbir şey yok. Burnum dışında hiçbir şey yaptırmadım. Böyle yani. Teşekkür ederim. mutlu oldum. Her şey gittikçe daha iyi olacak. Evet, her şey daha güzel olacak. Çok güzel. Şuraya bir imza alma. Geçecek, merak etme. Evet, videoyu burada bitirebiliriz.